Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekkiye 11. sefir 74. kısım. Vasıl. Medine ile ilgili hadisler. 1. hadis. Ziyaret hadisi. Darakudni İbni Ömer'in şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi ziyaret eden kimseye şefaatim vaciptir. 2. hadis. Medine'de ölen kimsenin fazileti. Tirmizi İbni Ömer'den Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Medine'de ölme imkanı bulan kimse orada ölsün. Çünkü ben orada ölenlere şefaat edeceğim. Hadis sahihtir. 3. hadis. Medine'nin harem bölge olması. Müslim Sa'd bin Ebu Vakkas'ın şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ben Medine'nin iki dağ arasında bulunan yerlerde ağaçların kesilmesini ya da av hayvanlarının öldürülmesini yasaklıyorum. Başka bir hadiste de şöyle demiştir. Medine onlar için daha hayırlıdır. Keşke bilselerdi. Kimse başka bir yeri isteyerek orayı bırakamaz. Bir insan ancak Allah kendisine daha hayırlı bir yer nasip ettiğinde Medine'den ayrılabilir. Bir insan Medine için gayret gösterirse kıyamet günü ben ona şefaatçi ve tanık olurum. Bir insan Medineliler hakkında kötülük isterse Allah onu kurşunun ateşte ya da tuzun suda eridiği gibi kıyamet günü cehennemde eritir. 4. hadis. Medine'de avcılık yapmak. Ebu Davud Süleyman bin Abdullah'ın şöyle dediğini aktarır. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem avlanmayı yasakladığı Medine hareminde avcılık yapan bir adamı tutup elbisesini soyduğunu gördüm. Adamın köleleri geldi ve adam hakkında konuşmaya başladılar. Bunun üzerine Sa'd, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bölgeyi yasak bölge ilan etti dedi ve şöyle ekledi. Burada avlanan birini yakalayan kişi onu soysun. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bana yedirdiği bir şeyi size veremem. Fakat dilerseniz bedelini öderim. 5. hadis. Medine korusunun Cuhafe'ye taşınması. Müslim, Hazreti Ayşe'nin şöyle dediğini aktarır. Medine'ye geldik. Sıcaktı. Ebu Bekir ve Ömer rahatsızlandı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin şikayetlerini duyunca şöyle dedi. Allah'ım Mekke'yi bize sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir ve hatta daha fazla sevdir. Onu bizim adımıza sağlıklı kıl. Onun buğdaylarını, bitkilerini bize mübarek eyle. Sıcaklığını serinliğine çevir. 6. ve 7. hadisler Medine'nin temizliği hakkında. Müslim Zeyd bin Sabit'ten Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Medine temizdir. Orası ateşin gümüşün pasını temizlediği gibi pisliği temizler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Medine pası temizleyip paklaştıran bir körüye benzer. Hadisi Müslim Cabir'den aktarmıştır. 8. hadis. Medine'nin Deccal ve Taun'dan korunması. Müslim Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Medine'nin sırtlarında öyle melekler vardır ki Deccal ve Taun'u oraya sokmazlar. 9. hadis bu konu hakkındadır. Buhari Ebu Bekre'den Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Medine'ye Deccal korkusu giremez. O gün Medine'nin her birisinde iki meleğin bulunduğu yedi kapısı vardır. Medine mescidinde, Mescid-i Haram'da ve Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın fazileti hakkındaki hadisler ise meşhurdur. 10. hadis Taif'teki Vecih Vadisi'nin harem bölge olması hakkındadır. Ebu Davud Urve bin Zübeyr'in şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Seniye'den dönmüştük. Sidre'ye yöneldiğimizde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siyah boynuz tarafını paraleline alarak durup gözüyle Vecce doğru yönelmiş ve bir defa oranın vadisi demişti. Bütün insanlar da orada toplanmış sonra şöyle demiştir. Vec vadisinde avlanmak ve oranın bitkileri Allah tarafından haram yapılmıştır. Bu durum Taif kuşatılmadan ve fethedilmeden önceydi. Vasıl, Medine'nin harem yapılmasının hikmeti. Medine'nin yasak bölge yapılmasının hikmetine gelirsek, Allah peygamberinin peygamberliğine tanıklığı, kendi birliğine tanıklığa bitiştirmiştir. Bunun amacı Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şereflendirmektir. İman ancak bu ikisine inanmakla gerçekleşir. Allah Mekke'yi harem bölge yapmış. Peygamberi için de Medine'yi harem bölge ilan etmiştir. Bunun amacı bu tanıklığın şerefini vurgulamaktır. Böylece Allah kendisi yasakladığı gibi peygamberine de yasaklama hakkı vermiştir. Allah tektir teki sever.
Medine'nin harem bölge yapılmasıyla harem bölgelerin çift olmuş. Tekliğin sağlanması için üçüncü bir harem belirlemiş. Onu harem olmasını ise peygambere değil Allah'a ait kılmıştır. Çünkü Allah tektir. Bu nedenle başka bir yeri değil Mekke'ye komşu olan yeri harem yapmıştır. Bu buradaki yasaklamanın Allah'a ait olduğunu ve Mekke hakkındaki yasaklamaya benzediğini ifade eder. Bu nedenle Allah tarafından yasaklanmış bölge demiştir. İki harem bölgesi ve bunları tekleştiren üçüncü harem hakkındaki hadisleri böylelikle zikretmiş olduk. Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etmeye gelirsek, iman peygambere inanmayla kemale erer. Öyleyse bir müminin peygambere ziyaret etmesi gerekir. Peygambere itaat eden hiç kuşkusuz Allah'a itaat etmiş demektir. Burada itaat kelimesi iki kez zikredilmiş. Allah ise tektir ve teki sever. Bu durumda her şeyde arzulanan teklik nedeniyle itaat üçlenmiştir. Aynı şey harem bölgeler hakkında yapılmış ve Allah şöyle demiştir. Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Böylece üç yapılarak tekleştirilmiştir. Emir sahiplerine, yöneticilere biatin şartı sevilen ve sevilmeyen durumlarda söz dinlemek ve itaat etmektir. Şöyle denilebilir. Yasak aylar dört tanedir. Buna şöyle karşılık veririz. Haklısınız. Allah bunları dört olduğunu bildirmiş. Tekliği sevdiği için birlikte zikretmemiştir. Bu aylardan üçünü beraber zikretmiştir ki bunlar Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Böylece teklik gerçekleşmiştir. Dördüncü ayı ise Recep yapmış ve onu teklik Recep'i diye isimlendirmiştir. Bu da tekliği ortaya koyar. Çünkü Allah tektir ve birliğinin suretini kendilerinde görmek üzere eşyada teki sever. Öyleyse Allah kendi mertebesini gördüğü gibi ancak kendi niteliğini sever. Bu nedenle alem onun tecelligahı olsun diye onun suretine göre ortaya çıkmıştır. O halde varlıkta ancak Allah görülür, ondan başka ilah yoktur.